3 beyi getiriyorlar. Canlı yayınlanacağı için. Değerli arkadaşlarım, biraz sonra önceki genel başkanlarımızdan Sayın Deniz Baykal'ı ziyaret edeceğiz. Öyle bir programımız vardı. Ancak daha önceki genel başkanlarımızdan yine Sayın Altan Öymen, hem Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce'yi hem de genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmemizi istemişti. Randevu aldık. Kendileriyle birlikte olduk. Muharrem İnce ile birlikte olduk. Sayın Genel Başkanımızla birlikte olduk. Şimdi de Sayın Baykal'ı ziyarete gidiyoruz. Bu nezaket ziyareti, dayanışma ziyareti, durum değerlendirmesi ziyareti, önerilerin ortaya konulduğu bir sohbet yapıldı. Çok da yararlı oldu diye düşünüyorum. Benim için, bizim için, hepimiz için önemli olan partimizin bir bütünlük içinde yerel yönetim seçimlerine hazırlanmasıdır. Ama bunu yaparken hiç kuşkusuz geçirmiş olduğumuz, yaşamış olduğumuz bu seçimin değerlendirmesinin yapılması, burada karşı karşıya olduğumuz sorunların ele alınması, onlardan hareketle geliştirilecek önerilerin ortaya konması da söz konusu olabilmeli. Partiler bunu tartışıp belediye seçimlerine öyle hazırlanmalı, örgütümüz öyle hazırlanmalı ve bunu da bir bütünlük içinde yapmalıyız. Bunları konuştuk. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bunlar. Bilmiyorum sizin. Ben de katılıyorum. Evet, Sayın Genel Başkanımız da katılıyorlar. Gerçekten bunun bütün bütünlüğe ilişkin sizin bir formülasyonunuz var. Bir tarafta İnce'nin pozisyonu konuşuluyor. Bir tarafta Sayın Genel Başkan'a çekim çağrıları var. Siz de İnce'nin yola devam noktasında bir mesaj verdiniz. Bu mesajınızı tekrar değerlendirir misiniz? Ben öyle bir mesaj vermedim. Benim dediğim şuydu. Sayın Muharrem İnce bizim değerimiz. Çok başarılı bir kampanya yürüttü. Hepimiz onun yanındayız. Çalışmalarını beğeniyle izledik. Bundan sonra da birlikte olacağız. Ayrıca Sayın Genel Başkan'ın da Sayın Muharrem İnce'nin 81 ilde yapacağı gezilerle ilgili çok olumlu değerlendirmeleri olduğunu biliyorsunuz, biliyoruz. Dolayısıyla bir sorun olmadığı kanısındayım. Bir sorun yaratılmayacaktır, yaşanmayacaktır. Hiç kimse böyle bir beklenti içinde olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi bütünlük içinde yerel yönetim seçimlerine gidecektir. Tabii ki tartışma yapacağız. Tabii ki çeşitli sorunlarımızı ele alacağız, değerlendireceğiz. Ama bu bizim bütünlüğümüzü olumsuz etkilemeyecektir. Yani bir liderlik noktasında bir seçenek payışı olacak mı? Onun değerlendirmesini partililer yapacaktır. Ben öyle bir değerlendirme yapmak durumunda değilim. Benim için eski bir genel başkan olarak önem taşıyan konu partimizin bütün sorunlarını tartışabilmesidir. Hiçbir sorunların üstünün örtülmemesidir. Alınması gereken önlemlerin tek tek ortaya konulabilmesidir ve bütün bunlar yapılırken de bütünlüğün sağlanmasıdır. Yerel yönetim seçimlerinde başarıyı elde etmemizin yolunun, yani 9 ay sonra girecek seçimlerde başarılı olmamızın yolunun bu olduğu kanısında. Ben de kurultay ihtiyacı görüyor musunuz? Çok deneyimli siyasi içerisindeler. Seçimden sonra CHP'de böyle bir tartışma başlar ama bunu nasıl görüyorsunuz? Kurultay ihtiyaç var mı? Bu tartışmanın yeri kurultay mı? Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü bu tür tartışmaların nerede ve nasıl yapılması gerektiğini tanımlamaktadır. Türkiye'nin en eski partisiyiz. Sorunlarımızı tabii ki tartışacağız. Tartışacağımız platformlar vardır. Bu platformlardaki tartışmanın süreci götüreceği yer neresidir? O da o sırada verilecek karardır. O sürece katılanların takdirleridir. Bununla ilgili ben bir değerlendirmede bulunmayı doğru bulmam doğrusu. Onu bilmiyorum. Yani onunla ilgili değerlendirmeyi de yapmak durumunda değilim. Onun da tartışılması gerekir. Tabii onların da tartışılması gerekir. Teşekkürler. Rica ederim.